istatistiklere bakıldığı zaman, yapılan açıklamalara bakıldığı zaman bundan sonraki süreçte şimdi bu adaletsizliklerin son bulması, en azından vergide bir adaletsizlik yaşandığını burada gündeme getirmek istedikleri için bu yola çıktıklarını söylüyor. Gamze Taşçıyer, Özgür Özel orada, kürsüdeler artık. Hemen sözü kamerayı Ankara'ya çevirelim ve dinleyelim. Sayın Genel Başkan, konfederasyonu oluşturan sendikaların kıymetli başkanları İstanbul'dan Ankara'ya vergide adalet diye yürüyen değerli emekçiler, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu meydan Türkiye'de 20 bin kişiyi temsil ediyor. 3 milyon 700 bini kamuda, 20 milyon emekçi adaletsiz vergi dilimleri yüzünden Ocak ayında aldıkları maaş Aralık ayına kadar eriyor, eriyor, eriyor. Hakları yeniyor, hakları yeniyor. Bu haksızlığa karşı itiraz eden DİSK'i ve onunla birlikte bu mücadeleye destek veren herkesi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de vergilerin %67'si doğrudan vergi değil, dolaylı vergiler olarak aldığımız ekmekten, içtiğimiz sudan, çocuk bezinden, toplu ulaşımdan, elektrikten, doğalgazdan alınıyor. Sermayenin ödediği vergi geri kalan %33 diye düşünmeyin. Bunun da sadece %6'lık bir kısmı beyanname sonucunda gelir bildirimi karşılığında alınıyor. Geri kalanı ise kaynağında kesiliyor. Yani bugün Türkiye'de para kazanan, kar edenlerden alınan verginin tam 10 katı yoksullardan, emeklilerden, emekçilerden alınıyor. Bu adaletsiz vergi düzenine itiraz ediyoruz. Vergi de adalet istiyoruz. Vergi de adalet istiyoruz. İşte bu haklı talep için ta İstanbul'dan buraya yürüdünüz. Bu yollara yabancı değiliz. Geçmişte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde yaptığımız adalet yürüyüşünde biz gelmişti, kol kola, omuz omuza o mücadeleye destek vermişti. Biz de ana muhalefet olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak güzergah boyunca illerimizle, ilçelerimizle sizlere destek verdik. Bundan sonra da bütün haklı taleplerinizde meydandaysa meydanda, sokaktaysa sokakta, eylemdeyse eylemde, grevdeyse grevde yanınızdayız, arkanızdayız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Sayın Başkan'ın hazırlayıp, DİSK'in uzmanlarının hazırlayıp, Sayın Başkan'ın bizlerle, kamuoyuyla paylaştığı kanun teklifini benimsiyoruz, destekliyoruz. Burada çok sayıda milletvekilim, Ankara İl Başkanım ve sendikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcım, Çalışma Sosyal Güvenlik Gölge Bakanım yanımda, hep birlikte size destek vaat ediyoruz, dayanışma vaat ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu daha başlangıç. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Hep birlikte kazanacağız. Yolunuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Bu daha başlangıç. Mücadele.
Ya bir dakika, bir dakika şuraya. Ses 1 2 3. Evet, şu anda devam ediyorlar mı? Adalet sloganıyla emeğin yol arkadaşı aydınlanmanın. Evet, zannediyorum Özgür Özel'in bu destek açıklamasının ardından şimdi buraya Arzu Çerkezoğlu'nun gelmesini bekliyoruz. Evet, hemen sağda o da hazır, isminin anons edilmesini bekliyor. Özgür Özel DİSK'in hazırladığı, destek verdiği, kendileriyle paylaştığı kanun teklifini desteklediklerini söyledi. Adaletsiz vergi düzenine itiraz ediyoruz cümlesini kurdu. Bundan sonraki süreçte de meydandaysa meydanda, her nerede olurdu, olursa olsun, grevdeyse grevde kendilerine destek vereceklerini söyledi. Bir de biz bu yollara aşinayız diyerek eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı adalet yürüyüşünü hatırlattı bir kez daha. Biz bu yollara yabancı değiliz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü anımsatarak kol kola, omuz omuza o zaman destek vermiştiniz dedi Arzu Çerkezoğlu'na. Ve şunu da hatırlattı. Güzergah boyunca illerde CHP yönetimlerinin kendilerini karşıladığını, onlarla birlikte yürüdüklerini söyledi. Ve hali hazırda da burada sendikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı ile birlikte hazır bulunduğunu söyledi. Şimdi Arzu Çerkezoğlu'nun açıklama yapmasını beklerken aslında eğer hazırsa konuğumuz Oğuz Oyan, kendisine bir merhaba demek isterim ben. Oğuz Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağolunuz. Bir taraftan tabii gözümüz kulağımız orada. Çünkü bu önemli bir yürüyüş, bu talepler çok önemli talepler. En baştan şunu size söyleyeyim. Eğer Arzu Çerkezoğlu konuşmaya başlarsa ve o noktaya dönmemiz gerekirse ben sizin sözünüzün arasına gireceğim. Ama siz bize bir anlatır mısınız? Talepler çok net. Vergide Türkiye'de biz her birimiz nasıl bir adaletsizlikle karşı karşıyayız acaba? Bize bir özetler misiniz? Bir kere DİSK'i kutluyorum. Yani böyle bir yürüyüş yaptığı için, bu temayla bir yürüyüş yaptığı için, vergide adalet. Çünkü başta ücretlerin temel meselesi. Çünkü vergilerin çok büyük bölümü ücretli kesimler ödüyor. Dolayısıyla burada ses çıkarmak, ses yükseltmek gerekiyor. Tam da zamanı sırasıdır, onu söyleyeyim. Özgür Özel de aslında iyi özetledi. Ben ona ilaveten bazı şeyler ekleyeceğim tabii. Bir kere evet, dolaylı vergiler çok büyük. 3'te 2'den fazlası dolaylı vergi. Dolaylı vergi deyince de yani bütün tüketim üzerine alınan vergilerden bahsediyoruz. Tüketim ve hizmetler üzerinden. Mal ve hizmet tüketimi üzerinden ya da. Dolayısıyla bu yani bütün gelir gruplarını aynı oranda vergilemek anlamına geliyor. Ama düşük gelirler gelirlerini hiç tasarruf etmeden tümünü harcadıkları için tüm gelirleri itibariyle bu vergiye tabi olurlar. Ama diyelim ayda 1 milyon kazanan biri, atıyorum, yani 1 milyonun hepsini yiyemez değil mi? Yani bir kısmını, önemli bir kısmını tasarruf eder. Tasarruf ettiği bölümden vergi ödemiş olmaz. Ama öbür, onun için daha küçük bir bölümü yüzde olarak bakarsanız vergiye tabi olmuş olur. Yani onun payına düşen yüzde olarak bakarsak eğer daha düşük bir vergi olur. Dolayısıyla geniş kitleler bu vergiyi, dolaylı vergileri ödüyorlar. Dolaysızlar daha adil. Hayır, onu Özgür aslında özel dile getirdi. Dolaysızlar da yani gelir vergisi, kurumlar vergisi de çok adil değil. Şu bakımdan gelir vergisi bir kere yani %85'i ücretler ödüyor. Milli gelirin yani 26 ile 33'ü arasında gidip gelen bir ücret payı var. İşte şeye göre, döneme göre değişiyor, yıla bazen çeyreğe göre değişiyor. Evet. Ama gelir vergisi %85'ini ödüyorsunuz. Yani milli gelirin aldığınız payının 3 katını ödüyorsunuz vergi olarak. Bu son derece gayri adil bir durum. İşveren sermaye geliri sahipleri, kar, faiz, rant geliri sahipleri ise çok düşük gelirlerini, milli gelirin %55 civarında bir payını alıp vergilerindeki payları, örneğin gelir vergisindeki payları eğer %10'u bile bulmuyorsa burada çok ciddi bir sıkıntı.